Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Herkesten şiddetle ricam bu yayını beğenmeniz. Bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Çünkü daldan dala atlayacağım. Daldan dala daldan dala. Yani oradan oraya oradan oraya oradan oraya atlayacağım. Ve atlama yaparken sizlerin de yardımını rica edeceğim arkadaşlar. Lütfen. Şimdi Fenerbahçe Sipa yapı Bodrum Sporu. Daha doğrusu F Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Fakat burada enteresan şeyler var. Burada konuşacağımız çok enteresan şeyler var. Ee, yani başlık başlık konuşsam daha mantıklı olacak. Mesela Edin diyor ki bunun için geldim. Yani maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı. Erkenden ilk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik. Skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor. Bak bu cümleye hani topa daha az dokunmamız gerekiyor cümlesine birçok taraftarımız tepki gösterecek. Edince diyecek ki sanki sen topla oynadın da gerçekten bir şey mi yaptın? Sen az dokunsaydın falan diyecek. Hayır burada kastettiği tık 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 tık. Ben size dedim ya Fenerbahçe çabuk gol bulmanı yetine diye. Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta, hani hafta içinde hafta içinde çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takım maddi da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi diyor. Hani burada ee, nasıl diyeyim size. Burada aslına bakarsanız birçok kişiye tepkide bulunuyor. Ben yani Fenerbahçe'nin Bodrum'u golcüleriyle geçti. Doğruya Doğruyu konuşmak gerekirse. Bodrum'u golcüleriyle geçti. Şimdi iki tane golcümüz var. Ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'mizde bu iki golcü zaman zaman eleştirilerin hedefine yerleşiyor. Zaman zaman da niye oynamadıların e, hedefine yerleşiyor. Bu arada İsmet Taşdemir Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü ben onu da ayrıca kutluyorum buradan. Yani oynattığı her ligde bir üst lige çıkartmış. Oynattığı her ligde yani takımın başına geçmiş. Hayali bir karakter gibi gerçekten yani bu kolay bir başarılacak bir başarı değil. Hayali bir baş, e, teknik direktör başarısı gibi bilginiz olsun. Tebrik edeyim ben bunu. Şimdi Mourinho 5 değişiklik yaptı Manchester United maçına göre. Düşünün bak. 5 değişiklik ama 6 futbolcu orada da oynadı, burada da oynadı. Hadi kaleciyi çok efor sarf etmedi say. 5 isim. Çağlar, Mert Müldür, Tadic, Şimanski. hani bunlar oynamadı. E Halilefret de cezalıydı. Mecburen o da oynamadı ve kolay değil arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Bekao, Kostić, İrfancan hani Edinceko gibi isimler Hani bunların yanı sıra bir de İsmail Yüksek. Ki İsmail Yüksek konusunda çok tartışabilirim sizinle ama tartışmaya girmeyeceğim arkadaşlar. Yanlış anlaşılabiliyorum. Uzun lafın kısası Fenerbahçe golcüleriyle geçmeyi bildim. E, Cikun'un açıklaması var. Ne yapacağını biliyor diyor. Aslında bilmiyor. Şimdi Ciku ben çok kısa alıyorum arkadaşlar konuşmayı. Yanlış anlaşılma olmasın. Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk. O yüzden Kostiç tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi demiş. Arkadaşlar geçtiğimiz maçta ben de size bunları belirtmiştim. Hatırlıyorsanız dedim ki Şimanski sanki sol bek gibi oynuyor. Yani sanki sol açık oynuyor. Biz 3-4-3 gibi oynuyoruz da sol açık oynuyor gibi demiştim. Burada da benzeri. O sayı mesela 3-5-2'nin sağı gibi oynadı ama o sayı çıkınca Kostiç, Kostić çıkınca o sayı orada bir emniyet subabı oldu. İrfancan Kahvecin'de açıklamaları var. Oğlumla el ele çıktım bugün. Cumhuriyetimizin 101. yılı çok mutluyum diyor. Eee konuşmaları tekrar ettiği için röportajına devam edemedi. <laughs> mutluyum oğlumla el ele çıktım. En büyük Fenerbahçe diyor. Sanırım bize konuşturmayacak diyor. Ee, durum bu. Şimdi Oğuz Aydın doğum gününde formasına yeniden kavuştu e, haberi var. Ben bir şey söyleyeyim. Gümbür gümbür, çatır çatır, kütür kütür bir Oğuz Aydın geliyor. Ben bu kadar söyleyeyim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Yani 7 maç aradan sonra süre aldı. Adana Demir müsabakasında 1 dakika görev yapmıştı ama yaptı mı yaptı. Birçok maçı da es geçti. Ama 27 Ekim 2000 doğumlu Oğuz Aydın doğum gününde Fenerbahçe formasını Bodrum Futbol Kulübü'ne karşı giydi. Bence oynadığı kısa sürede başarılı da bir performans gösterdi. Şimdi Fenerbahçe gol yemeden kazandı. Yani kazanırsa gol yemiyor Fenerbahçe desem yalan söylemiş olmam herhalde, değil mi? Kazanırsa gol yemiyor. 9 maça çıkmış Süper Lig'de. 6. galibiyeti. 6 Altı galibiyetin 6'sında da gol yememiş. Ya Adana Demirspor'u 1-0, Rizespor'u 5-0, Alanyayı 3-0, Kasımpaşa 2-0, Antalyaspor'u 2-0. Ee, ve Sipay Bodrum FK'yı da 2-0'lık skorla geçti İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybedilip Deplasmanda Göztepe ve Samsun Spor'la 2-2'lik skorlarla beraber kalması Fenerbahçe adına üzücü şeydi. Yani Galatasaray maçı beraberlikle bitmiş olsa bu kadar tepki olmazdı ama maalesef o maç diğer maçlara nazaran daha şey bir maç. Jose Mourinho'ya kulak verelim. Jose Mourinho birçok şeyin şifresini verdi. Ama ne kadar anladınız onu bilmiyorum. Diyor ki hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4-5-6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. O sayının basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik diyor. E, o sayı İsmail derken herhalde Şimanski'yi kastetti ya. Yok Şimanski de değil ya. O Say İsmail. Ben hatırlamadım nedense. Şurada şimdi sofa skordan bir bakayım İsmail'in vuruşuna. Yani çözemedim ben ya. Valla ilginç. Ben cidden hatırlamıyorum yani. Ama sofa skordan mesela şutların şeyi falan var. İsmail yükseyin kendisine bir tıklayayım şöyle. Isı haritası maç şu haritası şöyle şu haritası var. 27. dakikada penaltı noktasından bir şutu var. Yani kilit pas bir, orta isabeti bir de bir, uzun top iki de bir. İsabetsiz şut bir. Zaten sol ayağıyla avuta giden bir vuruşu var. Onu da İsmail'e maksimum verdi. Ya. Amra, şey vermedi, o sayı vermedi ama İsmail de bu arada 4'te 3 ikili mücadele. 4'te 3 hava topu yani 8'de 6. Top sürme girişimi de 2'de 1 yapmış. O iyi merak ettim ben istatistiğini. var. maç sonunda bakamadık ama o de şu haritası sıkıntılı. 90 dakika 8'de 7 ikili mücadele 3'te 1 hava topu. Yani 11'de 8 kazanmış. Sadece 7 top kaybı. iki kez kendisine faul yapılmış. 33'te 29 pas isabeti. Orta isabeti 1'de 1. 1 isabetli 1 isabetsiz şut. Kaçan büyük şans 1. Top sürme girişim 1'de 0 diyor. Ee, güzel bir istatistik. Bunu da söylemiş olayım. Perşembe pazar oynama kolay değildir bazen. Bu yüzden takımda değişiklikleri yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasına psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puanda. Şimdi ben Mourinho'dan ne anladım? 1-4-5-6 olabilirdi. Bak Mourinho diyor ki 4-5-6 olabilirdi. Olmadıysa bu futbolcuların beceriksizliği. Yani daha fazla gol atmalıydık diyor. Taraftar da aynısını söylüyor. E burada niye kızıyorsunuz ben onu çözemedim. Arkadaşlar bakın bizimle aynı düşünen bir teknik direktörümüz var. Yani hayal kırıklığı yaşadım diyor. Bizde aynı. Yani açıkçası ben e, rakibi küçümsemiyorum dedim. Ama 5-6 atmamız gereken maçtı. Açık söyleyeyim bugün 2-0 bitince ben üzülüyorum. Hani ürettiğimiz pozisyonlardan gelmedi attığımız goller. Burada bunu kastediyor. Şimdi e, enerjimiz düştü diyor. Bak bazı oyuncular oyunun böyle yapmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puanda. Şimdi maçlara göre santrafor değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık. Cenk Tosun sonradan oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız 3. forvet gir, giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun içinde mutluyum. O da bunu hak ediyor diyor. Yani şimdi burada yiğit öldür hakkını yeme. Yani Cenk Tosun oyuna girdi. Keşke bir de golle süsleyebilseydi. Çok güzel olurdu. İsmet Taşdemir'i tebrik ederim. Şimdiye kadar ilk kez basın toplantısını erken bitiren teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz diyor. Türk insanını tebrik ederim. Sizler için 29 Ekim Salı günü önemli bir gün. Burayı çok seven, buraya aşık biri olarak sizleri tebrik etmek istiyorum diyor. Yani Mourinho'ya şunu söylettirmek çok güzel bir şey. Trabzonspor maçı. Ben Fenerbahçe'yim. Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa yani Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa kendimi adapte etmem lazım. Roma ile Trabzon'da oynadım. O stadın neye benzediğini biliyorum. Hamsi'ye benzeyi de ha! demedi. tabii ki böyle bir şey yok. Saçmalamayın. Yani o stadın neye benzediğini biliyorum. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim. Farklı olacağını biliyorum. 3 puan için gideceğim. Geçen sene ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir maç kazanmak istiyorum. Umarım iyi bir hakem olur. Tıpkı bu maçtaki gibi. Umarım Samsun'daki gibi bir hakem olmaz diyor herkes oynamak istiyor. Antrenmanlarda gösterdikleri performansa bunu hak ediyorlar. Son maça göre değişiklikler yaptım. Bu bir armağan değildi. Bodrum Spor'u analiz ettik ve Manchester United maçı sonrası yorgunluk vardı. Bakın yorgunluk vardı. İşte hepimiz bu detayı kaçırıyoruz. Ya 5'ini yapmadık 6'ını yapmadık İyi de Paşam Perşembe günü dünyanın yani sayılı takımlarından birine karşı oynadım. Aman hocam bırak ya Allah'ını seversen onlar salağın önünde gideni şöyle bir Size göre salak. Arkadaşlar Manchester United'dan bahsediyorsun. Size göre salak bile olsa böyle bir şey söyleyemezsin. Yani Real Madrid şampiyonlar liginin kesin kazananı olur dedin. Evinde gitti Barcelona'dan 4-7. Hiçbiriniz Barcelona şampiyonlar ligini kazanır demezsiniz. Ama 4-7. O nasıl olacak? Değil mi? O yüzden buna da çok asılmak lazım. Buna çok konuşmak lazım. Ee... Şimdi herkes oynamak istiyor. Antrenmanları, gösterikleri, performansı hak ediyorlar. Hani analiz yaptık. Şimanski tad işte inanılmaz bir yük vardı. İrfan İsmail oynadı ve işlerini iyi yaptılar. Fenerbahçe kazanmayı hak etti ama sonuç farklı olmalıydı. Bu kadar pozisyon üretip kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Şimdi bak arkadaşlar. teknik direktörün dürüstü benim için daha makbul. Arkadaş ben rahatsız oluyorsam teknik direktör de rahatsız olacak. Çıksa dese ki 2-0 kazandık. Pozisyon vermedik bak İsmail Kartal bunu yapıyordu. Aykut Kocaman bunu yapıyordu. Jesus bunu yapıyordu. Pereira bunu yapıyordu. Ne diyordu? Tamam 2-0 kazandık. Tamam golleri kaçırdık ama pozisyon vermedik. İyi tarafından bakın falan diyordu. Adam ne diyor? Ben rahatsızım diyor. Ben bu skordan rahatsızım diyor. İyi bir şey değil mi? Bütün ürettiğimiz güzel pozisyonları golle bitiremedik. İsmail bir pozisyonda bencillik yaptı. Maçı öldürme becerisi bizde eksik. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik diyor. İsmail değil o demek istedi herhalde ya. Bence orada bir çevirme de hata var. Derbi de çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak. Sada gitmeyeceğim diyor. Düşününce hakikaten ya. Hakikaten bak düşününce her sonuç bizim için iyi olacak. Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş'a altına almış olacak. Beşiktaş'ın sesi daha fazla çıkacak. Diyecekler ki işte Hakemler şu bu bunlar bundan gidiyor şöyle böyle falan. Berabere biterse iki takım da puan kaybetmiş olacak. İşimize gelecek. Beştaş kazanırsa Galatasaray evinde yenilmiş olacak. Psikolojik bir çöküşün içine girecek belki de. Yani bilemezsin. Bak biz ben şunu düşündüm. Dün gün boyu şunu düşündüm. Aklıma şu geldi. Bak biz Samsun'da bir puan aldık. Öztepe'de bir puan aldık. Velev ki Galatasaray iki maçtan birinde yenildi. Samsun ve Göztepe'den. Herhangi birine yenildi. Şimdi biz çıkıp şey mi diyeceğiz? Şampiyonluk şarkılar mı söyleyeceğiz? Yoksa ulan biz iki aldık adamlar 3 aldı. Yine de avantajlılar mı diyeceğiz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'ın maçını tam bilmiyorum ama Bayan Haftası diyebiliyorum. Galatasaray'ın Bayan Haftası diyebiliyorum. Yani o maçtan Beşiktaş maçından sonra e yani düşünüyorum kendi kendime düşünüyorum sesli düşünüyorum. Ulan diyorum Beşiktaş maçından sonra Galatasaray Beşiktaş'a yenildi. Bir de akabindeki maçta yenildi. İki maç yenildi. Ben maçında Trabzon'u yendi inşallah. Öbür maçında yendi. Bu sefer şampiyonluk şarkısı söyleyecek taraftar. Yani bizim taraftarımız iki maça endekste. İki skora endeksli. O yüzden ben sadece bunu düşünüyorum. Hani kağıt üstünde Şimdi bir şey söyleyeyim. Samsun'da da Göztepe ile de Galatasaray berabere kalacak deseler. Bizim kaybettiğimiz bir şey var mı? Yok. Yani biz de 4 puan bırakmış olacağız. Onlar da 4 puan bırakmış olacak. Mantık olarak bak. İkinci devredeki Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray yenilecek deseler biz öne geçiyoruz. Yani 2-0 yenmiş olalım mesela. Ya da 3-0 yenmiş olalım. Yani i̇ki laverajda elimize geçirmiş olalım. Yani böyle bir enteresanlık var. Diyor ki her maçı analiz ediyoruz. Neleri iyi neleri kötü yaptığımızı konuşuyoruz. Eğer isterseniz Whatsapp ve Instagram yoluyla size yaptığımız şeyleri gönderebiliriz diyor. Aman sakın. Yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel yorgunluk değil. Sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk. Daha düşük reaksiyon vermenize neden oluyor. Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi. Onları tebrik ederim. Perşembe özel maç oynadık. Başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değil diyor. Şimdi Allah var. Adam bir yerde haklı. Lyon'u kolay bir rakip zannediyorsak biz zaten konuşmayalım. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Lyon'u kolay bir rakip zannetmeyelim. Bak aynı rakiple biz de oynayacağız. Bak bunlar çok büyük laflar. Şimdi sen Lyon büyük bir takım değil gibi konuşursan yarın başına iş alırsın. Herkes sana diyecek ki al bak biz daha büyük takımla oynadık diyordun. Şimdi çık oyna. Çık oyna. Yani neyse. Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi. Onları tebrik ederim. Perşembe özel bir maç oynadık. Başka rakiplerinki gibi kolay maç değil diyor. Ha, Galatasaray maçı kolaydı şimdi oraya doğru. Manchester United maçında kırmızı kart gördünüz. Türk hakemleriyle yabancı hakemler arasında fark var mı? Mourinho diyor ki bu hakeme bağlı. Türkiye'de de bazı hakemler iyi ve kaliteli. Avrupa'da da kaliteli ve daha az kaliteli hakemler var. Bu kıyası yapmak istemiyorum. Burada başka maçın hakemlerinde konuşarak vakit harcamak istemiyorum. Dün görmüş olduğum bir şey var ama konuşmak istemiyorum. Mehmet Türkmen iyi bir hakem diyor. Yani dün görmüş olduğum. Şimdi ben birkaç bir şey söyleyeyim. Sofyan Amrabat bu sezon Süper Lig'de bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan ve en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan Fenerbahçeli futbolcu oldu. 111 kez topla buluşup 91 isabetli pas atıyor. Ve pas yüzdesi %89.2. Bu Opta'nın verileri. Şimdi maçı çok rahat öldürebilirdik. Yani burada diyor ki atacaksın golü fişi çekeceksin diyor. Ben Fenerbahçe'yim. Hani Trabzon maçı Fenerbahçe için ne ifade ediyorsa benim için de aynısı diyor. Mesela Fenerbahçe 9 maçın 6'sında kalesini gole kapatmış. O sayı Samuel Bodrum maçında girdiği bütün ikili mücadelelerde kazanmış arkadaşlar. 7'de 7. İlginç. Ve Fenerbahçe'mizde Trabzonspor maçı öncesinde Osterwolde ve Cengiz Ünder dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Kart cezası da yok. İrfan Can Kavacın çocuğuna bu arada nazar. Allah nazardan korusun inşallah. Amrabat'ın bütün istatistikleri şu. 111 topla buluşma. 102'de 91 pas isabeti. Uzun top isabeti. Uzun pas. 11'de 8. 2 engellenen şut. 2 uzaklaştırma. 2 pas arası. 1 asist. Maşallah. Pot gibi top oynamış. Amrabat için Kurun için Fas şubesi diyen arkadaşlara. Şimdi Rıdvan Dilmen'den Türkiye'de böyle şampiyon olursun. Bir de benim açıklamalarım var. Önce benim açıklamamı okuyun mu? Bence önce benimkini okuyun sonra Rıdvan Dilmen'den çaldı demeyin. Kısa kısa birkaç şey yazayım dedim. Maçtan sonra bunu paylaştım. Rakip Bodrum Spor ama Fenerbahçe tam hazır olmayan bir Fenerbahçe. Hala şu ikinci vitesten 3'e geçemedik. 7 viteste arabada hala 3'e geçemedik. Bir geçsek Perşembe Manchester United maçı yüksek tempoda oynandı. O maçtaki pek çok isim bugün de sahadaydı. 5 isim sahadaydı. Yani 6 isim ama kaleciyi saymıyorum. Ancak fark atacağımız maçta yine 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 bireysel beceriksizlerle 2-0 gibi bir skorla ayrıldık. Şimdi Mourinho'nun taktiği ve sistemini eleştirecek arkadaşlara duyuruyorum. Ya sahaya girip Mourinho mu gol atsın? Ya ilk yarıda o say. Hatırlayın ya. İlk yarıda o say. doğru pas vereyim dese iki tane asist olurdu. Ceko, İsmail hani dağlara taşlara vurdukları iki tane top var. O topları düzgün kullansak belki de ilk yarıda skor 5-0'dı. Belki de 5-0'dı ya. 5-0'dı bak. ilk yarı 5-0 önde bitirdiğinizi bir hayal edin. Hani yine şans canımızdaydı ki hazırladığımız pozisyonlarda değil de ikram gibi pozisyonlarda gollere bulduk. Hani ilk gol kaleci hatası bence. Ne derseniz deyin. Kaleci hatası ama ikinci golde bariz bir şekilde İrfancan Can Kahveci'nin baskısı var. Hak edilmiş bir gol. Yani ne derseniz deyin hak edilmiş bir gol arkadaşlar. Ve biz hak edilmiş gollere bile artık sevinemiyoruz ya. Bak Fenerbahçe tamam Fenerbahçe'nin genetiğinde böyle oynamak yok. Kabul ediyorum. Daha güzel, daha kreatif, daha göze hoş gelen futbol oynamalıyız. Kabul ama yani ama ee, bir müddet böyle daha takılmayı sürdürelim. Ben şunu söyleyeyim. Yeter ki skorlar gelsin. <laughs> yani devre arasına kadar Sivas maçı da dahil kalan bütün maçları alalım. Yeter ki skorlar gelsin. Yani yanlışım yoksa Trabzonspor maçı, Azia Alkmaar maçı, Sivas maçı milli ara. Yanlışım yok değil mi ya? Bir bakayım. Fenerbahçe maçları diyeyim. Aynen 10 Kasım'da Sivas maçı milli ara. 23 Kasım'da Kayserispor maçı. 3 maç. Hedef 3'te 3. İyi futbol kötü futbol boş ver. Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki HT Spor'da Jose Mourinho'yu beğendim. Tabii ki Haziran'ın ilk haftasında imza attı. Bayağı da oldu. Geçtiğimiz yılın iskelet kadrosu hemen hemen korundu. Üstüne de takviyeler yapıldı. Mourinho ile ilgili eriştiriler tabii ki olacaktır. Hepimiz yapacağız. Başkası da yapacak. Ama zamana baktığımız zaman Mourinho özellikle ligimizi, kulübü daha çok tanımaya başladığını görebiliyorum açıkçası. Kolay değil. İlk haftadan bir şeyler beklemek. Bir de Mourinho hani yıllar boyunca çok üst düzeyliklerde takımları yönettiği için onun da bir imajı var. Kompakt takım yaratan ona göre de formatı var. Yani demek istiyor ki Rıdvan Dilmen. Arkadaş hani sen de Mourinho yani. Sen Mourinho'yu getirmişsin. Ve e, senin getirdiği Mourinho'nun da kendi çapında hani bu adamın da kendi çapında bir düşüncesi var. Bir oturtmak istediği sistemi var bugün arkadaşlar fırıncıdan mesela Kayseri'de e, kıymalı falan yaptırtıyoruz. Her fırıncının sistemi başka. Her fırıncıya gidilmiyor. Bak fırın ya ekmek ulan arkadaş hamur aynı hamur. Hani sistem aynı sistem. Yapıyor, fırına veriyor, çıkmasını bekliyor. Her pideciye gidiyor musunuz? Bak pide'den bahsediyorum ya. Gitmiyorsun. Şimdi Adam yeni bir dükkan açacak olsa ne yapıyor işte alıyor ne bileyim tadilattan geçiriyor işte fayanslarını şunu bunu değiştiriyorum işte ona bir totem yaptırıyor belki bu reklam panosu var ya isimli. işte ondan yaptırıyor başka bir şey yaptırıyor onu yapıyor bunu yapıyor derken adam elinden geleni yapıyor sonra hop dükkan açıyor. Sonra gelsin müşteriler. Ya Fenerbahçe'de Mourinho bir Avrupa takımı koymak istiyor. Ya bir Avrupa takımı oluşturmak istiyor. Bunu da yapmak çok kolay değil. Yani bunu yapmak kolay değil arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Hani e, oturtursa ne olacak hocam peki? Hadi bu sistemi oturttu. Ne değişecek? Arkadaşlar bu sistemi oturtursa Avrupa takımına dönüşeceksin. Becerebilirsen Avrupa takımına dönüşeceksin. Mesela Edinceko beni bunun için getirdiler diyor. Edin getirmeyeceksin. Edin 20 yaşındaki halini getireceksin. Coşturup daha beter satacaksın. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı kazandı ama insanlar çıldırttı. İnsanlar çıldırdı. Arkadaş diyor niye yani niye 2-0'da kaldı? Neyse ben Rıdvan Dilmen'e dönüyorum. Diyor ki bu geçiş döneminde ligde 7 puan kaybı oldu. Belki geçen yıla bakacak olursak beklenmeyebilir. Örneğin şu yanlış anlaşılmasın. Bak İsmail Hoca'yla devam etsek belki 7 puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baktığımız zaman bu kayıpları olağan karşılayabiliriz. İlla olacak. Röportajlar, maç analizleri ya da gelecekle ilgili söylemleri bazı istisnalar dışında bizim çok alışılagelmiş demeçler değil. Mesajlar veriyor. Kulübüne, takıma, taraftara, rakibi. Onun içinde de kırılma anı bence Manchester maçıydı. Fenerbahçe'nin kırılma anıydı. Taraftarın da kırılma anıydı. Mourinho'nun da kırılma anıydı. Çift Santrafor Göztepe maçından sonra ilk defa oynuyor. Cekom'u enine mi derken ikisini de Hani ikisi birden dedi. Mourinho perşembe günü gece 00.30'da röportajda verdi mesajını. Ben oyunun anlayışına bakarım. Bugüne kadar neredeydi diye en azından zararı neresinden dönersen kardır. Bak. Oyun anlayışı perşembe şifreyi verdi diyor. Perşembe demeyelim artık cuma olmuştu o, konuşmada. Ee, o konuşmada. Fenerbahçe bugün Süper Lig'de şu temponun ekonomik olarak 30-30 yapsın. Hani Galatasaray'a kadar şampiyonluk şansı olur. Çünkü yapabilirliği olan bir takımdan bahsediyoruz. İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor. Önde baskı yapmak istiyor. Bugün hani bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonla oynamanın tek gerçeği bu. Samsun'a ya da Göztepe maçında daha kompakt oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğine yüzleşti. Ve de tecrübeli bir teknik adam. Tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Ceko'yu hem Ennesiri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı diyor. 50-60 metrelere çıkmadı. Bu da Mourinho'nun perşembe akşamı söylediği. Mesela United maçına kadar, United maçında gole kadar Fenerbahçe'nin inanılmaz tempolu oynadı. Bu istatistikle de Fenerbahçe'ye hala övgüler yağdırıyorsak oyunun sonundaki United Fenerbahçe'den çok üstün oynadı. Kolay da değil Manchester'a karşı bu tempoyu yapmak ama Bodrum'a karşı bu tempo sana yetti, yetecektir de. Önemli olan Mourinho'nun bunu çözmesi yani. Demek istediği cümleyi söyleyeyim. Diyor ki sen Manchester'a karşı ilk oynadığın 50-55 dakika ne oynadıysan aynısını bunu da yap. Aynısını lige yap. Lige yaparsan yeter de artar bile. Yeter de artar bile ya. Bundan bir ay önce bir ay önde uzaklaştırılan top Ceko'ya gelirdi. Şimdi Amrabat'a geldi. Bak bir ay önce önde uzaklaştırılan top Ceko'ya geldi. Şimdi Amrabat'a geldi. Eee Rakip yara alanın ortasında Amrabat bir ay önce Ciko ve Bekao'nun kendi yarı sahasındaydı. Geçen sene bu tarz topları Fred kazanıp Ceko gibi oyunculara gol attırıyordu. Hocanın ilk açıklamalarına baktığımızda bu topu Amrabat almazdı. Kolay bir iş değildir önde baskı yapmak ama oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman geniş bir kadro olduğu için sürdürülebilir. 60 dakika bu tempoyu yaparsanız Manchester United maçında Hoca bu tehlikeyi gördü. Ne yaptı? Oyun adına önce kazanayım sonra tutayım dedi. Şimdi Fenerbahçe için burada yaptığı vurgu şu arkadaşlar. Fenerbahçe Manchester'daki baskıyı, presi her maç yaparsa bu ligin sefiri olur. Ama e, yapmazsa işte o da sıkıntı diyor. Yani çok eee şey değil. Peki Mustafa Hocam. Sen skora ne diyorsun? Arkadaşlar benim bir şey söyleyeyim. Ee, bir cümle kurayım. Muhtemelen bu cümleyi artık her maçta istersiniz. Olması gereken skoru söyleyeyim. Olması gereken skor Fenerbahçe 4-1 ya da 5-1 falan kazanmalıydı. Kaçanları kime yazarsın? Kaçanları futbolculara yazarım. Teknik direktöre eleştireceğin neresi var? mesela düşünüyorum teknik direktörü eleştireceğim neresi değişiklikler geç oldu sanki bir ikinci yarı edince o oyundan çıkıp Cenk Tosun oyuna girseydi rakip bir afallar mıydı bence afallar da bu değişiklik yapılabilirdi ama ne Ceko'yu kaybetmek istiyor ne enne seri bir de şu var tabi bir hafta boyunca maç yok o yüzden de dönüşümde oynatamayacak ben geçen gün dört kriter söyledim. Şimdi dört kritere göre gelişim var mı yok mu siz karar verin. Yani futbolcu ne yaptığını biliyor mu ettiğini biliyor mu siz karar verin. Ve size şunu söyleyeyim. Bu maçta maçın adamı sizce kimdi? Yani maçın oyuncusu kimdi? Ceko, Ennesiri, Amrabat, Bekao. Mesela Bekao'yu ben aşırı beğendim. Çoğunuz beğenmemişsinizdir. Niye? Ya size göre hani çoğunuza göre hani savunma oyuncusuna maçın adamı mı olur. Gol atsaydı belki ya çok net, çok kritik pozisyonlar çıkardı. Yani var ya savunmaya o kadar büyük katkıda bulundu ki aklınız hayaliniz durur arkadaşlar. Yine de ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Süper Lig'de iyi bir iş yaptı. Fenerbahçe 2024-2025 sezonu yakaladığı büyük fırsatlar Acaba bunun istatistiği çıkar mı? Bunun istatistiği sanırım çıkmaz. Çünkü ceza sahasına çok giren bir takım. Elinden geleni yapan bir takım. Ama sonuçlandırma da sıkıntılı. Şimdi puan tablosunda biz 9 maçtayız. Beşiktaş 8 maçta. Yani Beşiktaş maçını oynadıktan sonra onlar da 9 olacaklar. Galatasaray 9 maçta. Şu anda aynıyız. Arada 5 puan fark var. Mantık neler? Mantık Beşiktaş kazansın. Galatasaray'ın puan farkı yani bir maç eksik olduğu için biz de o maçı kazanacağımızı hayal ederek söylüyorum. Galatasaray'ın puan farkı 2'ye düşsün. Beşiktaş'ta puan farkı 3. Galatasaray'ın 2'ye düşerse ha, kendi göbeğini kendin kesersin. Bana soracak olursanız birbirini yesinler. Berabere bitsin. Kavga etsinler. Dövüşsünler. Birbirini yesinler. Bak berabere kalırlarsa da Beşiktaş 1 puan önümüze geçmiş olacak. Galatasaray'dan puan farkımız 3 olmuş olacak. Hani bize o eksik maçımızı kazanırsak. Ama ben yine söylüyorum. Mourinho'nun da dediği gibi hangi sonuç olursa olsun kazanan biz olacağız. Ha şunu da söyleyeyim. Yendiğimiz takım 13. sıradaki Bodrum. 10 puanı vardı. Bu ligde 3 galibiyet almak kolay değil. Bakın ligin gediklisi Gaziantep 9 maçta 2 galibiyet alabilmiş. Ligin gediklisi Alanya 10 maçta 2. Kayseri 9 maçta ilk galibiyetini bu hafta. O da Hatay'dan aldı. Hatay'la Adana Demir'in galibiyeti yok. Bakınız Fenerbahçe Hatay Kayserispor hani bu, bu takımlar daha oynamadı Gaziantep yani baktığın zaman ligin altındaki takımlarla oynamadı ama Fenerbahçe'nin e, kendine çeki düzen vermesi lazım Bodrum maçındaki futbol tabii ki Trabzonspor'a yetmez ama bir hafta dinlenip o maça çıkacak Fenerbahçe İnşallah elinden geleni yapacaktır arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum e, maç özeti yayınında sizler beğendikçe yayını izledikçe birçok kişi kanala abone oluyor sayenizde her türlü desteğinizden dolayı teşekkürler. Bakın her maçta olabildiğince üyelik dağıtıyoruz. Üyelik dağıtmamız için arkadaşlar sizlerin şunu yapması lazım. Olabildiğince video izlemeniz lazım. Olabildiğince beğeni atmanız lazım. Yoksa başka türlü gelmiyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.